Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir konu iki soru serisinde ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen konularıyla alakalı birer soru. Yani yine toplamda iki soru yapmış oluyor. İki tane güzel soru. Zor soru demiyoruz her zaman gibi. İki tane güzel soru. Sınavda karşımıza çıkabilecek türde bir soru soracağız arkadaşlar sizlere. Bugünkü sorularımızın ikisini de 3D yayınlarından seçtik arkadaşlar. Hatta 3D geometri kitabında. Hangisini AYT kitabından seçtik haberiniz olsun. Evet isterseniz birinci türünde başlayalım. Haydi bakalım çözüme başlıyoruz. Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları büyükten küçüğe doğru sırasıyla A, olan 5 tane eşken üçgen verilmiştir. Evet 5 tane eşken üçgen var arkadaşlar. Burada buna göre şeklin çevresinin A, türünden eşiti nedir diye soruluyor gençler bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Valla ilk önce A'lara yoğunlaşmalıyız. Sonra B'lere, sonra C'lere, sonra D'lere. Şu şekli bir yorumlayalım önce ama. Bunun çevresi dediğimiz neresidir arkadaşlar? Şurası değil midir? Böyle dış çevresi. Hop şöyle şunu bulacağız. Arkadaşlar böyle baktığımız zaman saçmamış gibi duruyor. İşte böyle baktığınız zaman bulmak biraz zor olur. Siz şekle odaklanırsınız burada. Hocam bu ne ya ben bunun çevresini nasıl bulacağım falan dersiniz böyle. Ama ilk önce şu ağlı üçgene bir yoğunlaşın arkadaşlar. Ağlı üçgenin ne, neresini alıyoruz? Hocam ağlı üçgenin bir kenarı burası. Bir kenarı burası. Bir de kenarlarından sadece ve çevresinde sadece ve sadece burasını mı alıyoruz? Evet. Yani ne var elimizde? Hocam bir A burada. Bir A burada. E, toplamda burası A kadar. E, bunun da bir kenarı B ya zaten. Hocam A'dan B'yi çıkartacağız. Hmm. o zaman ne diyeceğiz? Bak elimizde ne var arkadaşlar? İki tane A garanti var. Şurayı yazıyorum arkadaşlar. İki tane A garanti var. Bir de şuradaki A'dan da neyi çıkartacağız arkadaşlar? B'yi çıkartınca şu ikisinin toplamını mı buluruz? Evet. A'dan B'yi çıkartırsam şu ikisinin toplamını bulurum. A eksi B toplayayım o zaman burada. Evet burayı bulduk arkadaşlar. Bakın şu üçgeni hallettik. Şimdi sırada ne var? Şu B'lik eşkenar üçgene, eşkenar üçgene bakalım. Arkadaşlar B'lik eşkenar üçgene baktığımız anda şu kenar var mı? Var. E başka neresi var hocam? Hocam şurası da var. E şurası da var. Bunların toplamı bulacağım. Hocam zaten burası B. Elimizde bir tane B var. Eyvallah o B'yi ekleyelim çevrede. Bir de ne var? Şuradaki B'den neyi çıkartacağım? Bunun bir kenarı da C değil miydi arkadaşlar? Evet. Şuradaki B'den de C'yi çıkartacağım. O zaman artı B C diyeyim buraya arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı bakın B eksi C. Devam edelim. Sonra şuradaki C'lik üçgene bakalım. C'lik üçgende çevrede nereye alıyoruz? Şuraya alıyoruz. Şuraya alıyoruz. Ve buraya mı alıyoruz arkadaşlar? Evet. Hocam bir C burada var. Evet. şunun da bir kenarı D ya. O zaman C'den de D'yi çıkartırsam şu ikisinin toplamını bulurum. Şuraya bir C ekleyelim. Bir de C eksi D ekleyeceğim. Şu ikisinin toplamını arkadaşlar. C eksi D ekleyeceğim. Tamam. Sonra ne var arkadaşlar? Şurası, şurası artı şurası var. Elimizde bir D var. Bir de şurası E ise D eksi E değil midir arkadaşlar? Şurası ve şurası. Evet. Elimizde bir tane d var artı bir de d eksi e var. Onu da yazalım d eksi e var. Artı bir de ne var arkadaşlar. Artı en sonda şuraları mı kaldı arkadaşlar çevresinde evet. Burası da E, E değil mi? Evet E, E yazalım. E artı E yazalım. O zaman çevresi de böylelikle çıkmış olacak. Haydi bakalım. B'ler gitti mi gitti? C'ler gitti mi gitti? D'ler gitti mi gitti? E'ler gitti mi gitti? Ne var burada? 3A var burada. Artı B var. C var. D var. E var. B artı C artı D artı E yapacaktır arkadaşlar. 3A artı o da E mi yapıyor? Evet aynen öyle. Hoş bir soru değil mi arkadaşlar? Evet soru 1'in cevabı böylelikle Edremit yaptı gençler. Geldik soru 2'ye. Bunu da şeyden seçtim arkadaşlar. 3D'den seçtim. Soru ne diyor bakalım. Çelik halatla bağlanmış yük kaldırma aparatı üzerinde 40 cm aralıklarla 13 bağlama deliği verilmiştir. 13 tane bağlama deliği var arkadaşlar burada. Yani 12 tane bölme mi var burada? Evet altısı burada 6'sı burada görüyorsunuz. Aynısı bu şekilde 6'sı burada 6'sı burada. Devam edelim. Çelik halat şekil birdeki gibi birinci deliklerden geçirildiğinde yerden yüksekliği 350 santimetre şöyle olduğunda. ikinci deliklerden geçirildiğinde de burası 270 santimetre oluyormuş arkadaşlar. Buna göre çelik halatlardan birinin uzunluğu nedir? Evet ÖSYM'nin seveceği tarzda bir şey arkadaşlar bu. Bizim çanta asmayla alakalı gibi bir soru arkadaşlar hatta Pisagor bağıntılarında en çok sevdiği şeylerden birini kullanıyor arkadaşlar. Burada o yüzden hem ikizkenar üçgen konusu hem dik üçgen konusu aslında bu. Önemli bir soru tiplerinden biri. Dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Şimdi arkadaşlar bir kere halatımız böyle kaldığı için şu çelik halatlar birbirine eşit olmak zorunda zaten. Hani eşitse dengede kalmak zorunda. Hocam ne yaparız? Şuradan bir ikiz kenar var. Buradan bir dik çizecek olursak. Yükseklik çizdik arkadaşlar. Tam ortaya denk gelir. E, buradaki yükseklik de tam ortaya denk gelir. Yani şuradaki çizgiye denk gelecektir arkadaşlar. Neyse çizdik. Her bir e, şu arası 40 cm olarak verilmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 kere 4. burada uzunluk 24 mü? Evet. Burası 240 santimetre yaptı. Şuraya da x diyelim. Ee, başka ne var arkadaşlar? Aynı yerden asıldığı için şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Çanta asma sorularında da ya da duvara bir şey atma sorularında da hep biz bunu kullanıyoruz zaten. Buradaki normalde şurası nedir arkadaşlar? Zemin olan uzaklığı aynıdır. Bak zemin olan uzaklık burada da aynıdır. Asıldığı yer aynı olduğu için Burada zemine olan uzaklıklar hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Burası x artı 350 ise burası da ne yapmak zorunda? x artı 350 yapmak zorunda. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? x artı 80 kaldı. E bu çelikler, çelik alatlar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Çelik şeyler birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman bunlar da birbirine eşitliği şöyle gösterelim arkadaşlar. Aynı şeylikte de devam ediyor. Çeliklerin birbirine eşit olması. Çelik alatlar birbirine eşit. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir pisagor bağıntısı. Burada bir de burada bir pisagor bağıntısı. Hadi bakalım şurada bir pisagor bağıntısı yapalım. Arkadaşlar burada pisagor bağıntısı ve şuradaki pisagor bağıntısında. Ooo güzel bir şey çıktı meydana. Hocam her ikisinde de şunlara bir y y diyecek olursak. Her ikisinde de y ortak mı? Ortak yani eşit. Ortak olan kenarları yalnız bırakmıyor muyduk? Evet y kare şuradakinde neye eşit arkadaşlar? X'in karesi artı 240'in karesi x'in karesi artı 240'ın karesine eşit. Aynı zamanda hocam burası ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 4, 20. Burası 200 yaptı. Yani 200'ün karesi artı x artı 80'in karesi mi olacaktır arkadaşlar burası? Evet. Ya hocam burası 240 ve 80'ler meksenler 80 böyle canımızı sıkmaz mı burada? Valla sıkacak diyorsanız şöyle düşünebilirsiniz. Hocam buradaki sıfırları iptal edelim. X artı 24'ün karesi falan filan diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna da 20'nin karesi buna da x artı 8'in karesi falan diyebilirsiniz. En son bulduğunuz sonuçta x değeri yerine sadece sıfır eklenmiş halinde yazabilirsiniz. Neyse ben 240'ın karesi şeklinde yazacağım arkadaşlar bunu. X'in karesi artı 240'ın karesi eksi 200'ün karesi eşittir. Şunu açıyorum. X'in karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 160x artı ikincinin karesi yani 80'in karesi. 80'in karesi neyse yazayım şuraya. X'in kareleri burada gitti mi? Gitti. 240'ın karesi eksi 200'ün karesi nedir arkadaşlar? 240 eksi 200. 240 artı 200 değil midir? Farkları nedir? 40'tır. Çarpı toplamları nedir? 440'tır değil mi arkadaşlar? Evet eşittir. 160x artı 80'in karesi. 160x artı 80'in karesi de 8 kere 8, 8 64. 6400 mi yaptı? Aynen öyle arkadaşlar. E ne yapalım burada arkadaşlar? Şurada bir 40 parantez alıp şuradaki 40'ları bir götürelim mi? Götürelim. Şurada bir 40 parantez aldığımız zaman 40x 40 parantez aldığımız zaman burada 4x mi kaldı? Aynen. Burada ne kaldı arkadaşlar? 40 parantez alınca artı 160 mı kaldı? Aynen öyle arkadaşlar. O zaman buradaki 40 çarpı 440 zaten burası da şu 40'lar direkt gitti mi gitti. Bir daha 4'e bölebiliriz aslında. Bir daha 4'e bölsek ya şunu. Şunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 110 kaldı burada. Eşittir. 4 ile sadeleştirsem x kaldı. Ee, bunu da 4'e bölsem kaç kaldı arkadaşlar? 40 kaldı. Şu 40'ı da öbür tarafa atınca e, kaç kalıyor arkadaşlar? x de buradan 70 mi yapmış oldu? Evet. x'i buradan 70 bulduk. Hocam x 70 ise e, o zaman olay bitti. 70, 24, 7, 24, 25'in iki katı değil midir? Yani burası kaç yaptı? 250 yaptı. Bizden de ne isteniyor arkadaşlar? çelik kanatlardan birinin uzunluğu nedir diye soruluyordu. 7, 24, 25'in 10 katı olduğundan burası 250 oldu arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle. Edremit çıktı. Güzel iki tane soruyla karşılaştık. ÖSYM'nin sorabileceği soru tipleriyle karşılaştık arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir konu iki soru serisinde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.